TV.net ekranlarına ve İkiz Aynası programına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Baharı müjdeleyen Nevruz Bayramımız kutlu olsun diyorum öncelikle. Evet, bugünkü konuğumuz ekranlardan da aslında tanıdığınız sıcak sohbetiyle samimi, başarılı bir sunucu bizlerle beraber. İkbal Gülpınar bugün stüdyo konuğumuz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Bahar gibi giyinmiş. Evet, biz bahar bahar müjdeledik. Yeşil yeşil. Evet, şimdi bugün Nevruz. Biliyorsunuz yani güzel bir gün, hem baharı getiren yeniden dirilişi temsil ediyor. Sizin Nevruzlarınız nasıl geçer? Özel böyle ne bileyim, genelde toplumda bir hareketlilik olur ama sizin bahara girişiniz nasıl olur? Önce oradan başlayalım. Ben özel bir şey yapmam ama genelde hep o gün ya bir televizyon programı ya sahne organizasyonu vardır. Buradan da çıkışta Nevruz kutlamasına gideceğim Abdi İpekçi'ye. Evet, evet. Biliyorsunuz çok büyük birçok sanatçının katıldığı bir tören var. Evet, evet. Doğru. Sarıyer'i temsiller. Biz dün gruplar kurduk. Onlar otobüste şu anda yola çıktılar bile. Ben evet. De sizden sonra inşallah oraya gideceğim. Evet, Allah kolaylık versin. Şimdi öncelikle sohbete başlamadan önce hemen hızlı bir giriş yapacağız ama sizinle ilgili sizi tanımayan, bilmeyen, artık kaldı bilmiyorum ama yıllardır televizyonlardasınız. Yine de benim de bilmediğim çok şey çıktığına göre bir biyografiniz var, onu izleyelim, sonra sohbetimize başlayalım. Bismillah. Hadi bakalım. İzliyoruz. İkbal Gürpınar 1969 yılında Kırıkkale'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümünde bir yıl okuduktan sonra 1990'da girdiği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Üniversitenin ilk yılından itibaren çalışmaya başladı. Okul içinde açılan sınavı kazanarak hocası Rıfat Aras sayesinde spikerliğe başladı. Sayısız organizasyonda gönüllü sunuculuk, belediye hastanesinde gönüllü hemşirelik yaptı. 1992'de Türkiye Polis Radyosu'na spiker olarak başladı. 1994-95'te TRT'de 25. Saat isimli programla televizyona adım atmış oldu. Daha öncesinde bir boya firmasının 7 Renk isimli televizyon projesinde ve Anadolu Üniversitesi'nde çekilen Makarna programında görev almıştı. Ama gerçek manada televizyonculuğa rahmetli Ali Atakul'un prodüktörlüğünü yaptığı 25. Saat'te başladı. ...1995-97 arasında çeşitli kozmetik firmalarında organizasyon yöneticiliği yapıp binlerce kişiye motivasyon ve pazarlama teknikleri dersleri verdi. Ardından Orta Doğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programını bitirdi. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran firmada halkla ilişkiler ve franchising müdürlüğü yaptı. 1997'de yine televizyon sunuculuğuna döndü. TRT GAP'ta çeşitli programlar sundu. 1998-2000 yılları arasında hem TRT'de çalışıp hem de Özel Yaşam Hastanesi'nde halkla ilişkiler müdüreliği yaptı. Yaşadıklarını, izlenim ve deneyimlerini 3 kitapta topladı. İnsanlar yüreklerini dondurmasın diye 3 de şiir albümü yaptı. Ve en önemlisi çocuklarımız sevgiyle büyüsünler diye de masallar yazdı. İkbal Gürpınar, Kanal 7'de yayınlanan Kabe Yollarında programıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Evet, aslında bu biyografiden de görüyoruz ki çok gönlüsünüz aslında. Bayağı bir yolculuğa çalışmışım. Yani sahne için en fazlası televizyon, tabii ekran önünde olduğunuz için bunları biz daha çok görüyoruz. Neler yaptığınızı biraz daha oradan sorabiliriz ama var. Şeye de değinmek istiyorum ben, bu çok çeşitliliğe. Bu şundan dolayı olduğunu düşünmüyorum ben. İhtiyaçtan dolayı bence böyle. İhtiyaç, hani maymun iştahlılık gibi görmedim ben çünkü olayı. Çünkü ben geçmişteki yaptığım bütün edindiğim tecrübelerin hepsini şu anda kullanıyorum zaten. Hı hı. Kesinlikle ihtiyaca binaen derler. Siz bilmezsiniz o lafları. İhtiyaca binaen yapıldı. Çünkü yani üniversitede okurken ben
çok farklı promosyon işine girmiştim. Çünkü işte hedeflerim vardı. O hedeflere ulaşabilmem için, tek başıma yaşamımı idame ettirebilmem için paraya ihtiyacım vardı. İhtiyaçtan. Evet, ihtiyaçtan. İşte yine bir işsiz kaldım, kompresör sattım. Ondan sonra kozmetik sattım. Hep diyorum ki, dalga geçiyorum ki, ilk iki harfi uyuyor. Hani kompresör, kozmetik. Birçok şey yaptım. Hepsi bende farklı farklı birikime sebep oldu. Ama şükürler aslında olsun. Tek bir yetenekten doğuyor bu. Aslında konuşma, iletişim güçlülüğünden doğuyor değil ama mi? Ama felsefe hocam yaşıyorsa inşallah sağlıklı ömürler versin, bağlantı kuramadığım için. Yusuf Balaban hoca bir gün lisede beni odasına çağırdı. İkbal dedi, senin her şeye yeteneğin var biliyor musun dedi. Maşallah. Ben de tabii mutlu oldum ama dedi, bir nokta nokta olamazsın sen dedi. Nasıl yani dedim. Çok yeteneği olan insanlar dedi, bir kayıptır uzmanlık aslında, dalı seçmezlerse kendine dedi, yok olurlar. Hiçbir baltaya sap olamazlar dedi. O anda yani Yusuf hocamın bana söylemi gerçekten benim hayatımda silkelenmeme sebep oldu. Şiir benim hobimdi. Ben şiir okuma ve konuşma kabiliyetimle ne yaptıysam yaptım. Yani o konuda uzmanlaştım. Doğru söylüyorsunuz. Yani iletişim. İletişim aslında her şeyin başında iletişim var. Şimdi şey çok önemsiyorum ben. En sondan başlayacağım Hadi aslında. Hadi başla bakalım. Kabe yollarından başlamak istiyorum. Bu sizin de aslında sizin için önemli bir dönüm noktası. Kabe'ye gidiyor olmak. Şundan dolayı siz Umre'den sonra örtünüyorsunuz. Umre'ye gittikten sonra örtünüyorsunuz. Bu bir nevi orada ortaya çıkıyor. Yani bilgiyi aldığım kadarıyla. Ben hacıydım zaten. Defalarca da Umre'ye gitmiştim. Yani sayısını bilmiyorum ama belki 8. belki 9. 10. gidişim de oldu bu örtünmeyle alakalı. Ama bu proje bana ait değil. Bir gece Mustafa Akıllı isminde birçok reklama imza atmış bir beyefendi var. Cenk Koray ekolünden gelen. O rüya görüyor. Rüyasında bu programı birebir nasıl olacağını görüyor ve benim sunduğumu görüyor. Sabah da hemen bana telefon açıyor, bir şekilde buluyor. İkbal Hanım, ben böyle bir rüya dedim, ben bunu niye akıl edemedim? Bu nasıl güzel bir proje? Yani niye biz bu kadar televizyoncu hiç düşünmedik bunu? Allah ona nasip etmiş demek ki sevabını. Sonra biz bu projeyi Diyanet'e sunacağız dedi. Benimle var mısınız? Varım dedim ama orada kadın olduğum için artık neden o? Belki beni sevmiyorlar yönetim, hiç bilmiyorum. Sebebini bilmediğim için kimsenin de günahına girmek istemem. İstemiyorlar. Hani başka biriyle yaparsam varız ama İkbal'le istemiyoruz diyorlar. Evet. Yani erkeğin belki sunmasını istediler. Hani başka bir kadın dediklerine şahit olmadığım için günah almak istemiyorum, tekrar edeyim. Sonra Kanal 7'ye sunduk. Tamam dendi başta. Tam başlıyorduk. Bir şey engel oldu. Hani nasip ya her şey. Evet, doğru. 1,5 sene önce yapılması gereken bir proje. Ben ama bununla yattım, bununla kalktım. Bir sürü done birikti, hikayeler birikti, insanlar bize başvurdu. Şimdi elimizde 8 bölüm çekilmiş var. İnşallah reyting bol olur, biliyorsun bu Kurtlar Sofrası. Evet, doğru. Yani destek istiyorum, destek istiyorum. Çünkü mesela ilk yayınlandığımız gün cumartesiydi. Sonra yayın gününü ikinci bölümde değiştirdiler. Perşembe akşam 22.30'a aldılar. Evet, aynı anda hem Kurtlar Vadisi var, hem Beşiktaş maçı var, hem Nihat Hatipoğlu var. Hem ben yani... Sen öyle hissediyorsun. Yani şu hani Nihat Bey bir ekol. Evet. Yani keşke farklı farklı günlerde olsa da her kanalda bir din programı olmuş olsa. Yani birbirimizle ya bir de yarışmasak. Evet, yarıştırılmak durumunda bırakılıyor. Bir de birbirine benzer olan şeylerle de yarıştırılıyorsunuz. Hiç alakası olmayan şeylerle de yarıştırılıyorsunuz. Biraz öyle bir durum da var değil mi? Facebook'taki paylaşımımı gördünüz mü bilmiyorum ama hani programdan hemen sonra çok feci şekilde böyle aynı gün 50 bin kişiyle irtibatımız oldu o gece. Dedim ki onca nefsimizi ve dünyevi isteklerimizi destekleyen program varken siz bizi tercih ettiniz, çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun günü bize maçın skoru sorulmayacak değil mi? Hani yani, sorguya çekildiğimiz gibi. Biraz programdan da izleyicilerimize de bahsetmek istiyorum. Hani siz de bahsedersiniz ama Umre'ye gidemeyen, daha doğrusu maddi olarak yeterli olmayan, bedensel engelli, işte üniversiteli gençler, Çocuklar genel anlamda bir çok spektrumu geniş bir kitlenin, gidemeyen kitlenin aslında siz Mekke ve Medine'ye götüreceksiniz bu program vesilesiyle değil mi? Evet, bir de ilginç bir yaşam öyküsü istiyoruz. Evet, hani, bir de yaşam öyküsü yani var. Yani böyle hani badireler atlatmış ama inancıyla hep onu yenmiş. Hani kimisi ufacık bir şeyden demoralize olur, intihara kalkışır. Kimisi vardır bunda da bir hayır der. Biz öyle ilginç hikayeleri aslında arıyoruz. Aslında hayata tutunma hikayeleri. Aynen öyle. Çünkü onları gördükçe insan diyor ki ya benim hiçbir derdim yokmuş. Hani ben ne kadar isyankarmışım farkına varmadan deyip
biz bir kişinin bile hayatını şöyle olumlu yöne değiştirsek kârda sayıyoruz. Donelerden bahsettiniz. Hani o süreçte topladığınız doneler. Bunlar şimdi hani tabii bu tarz projeler ortaya çıkınca ancak bir iki tanesi kulağınıza çalınır da işin içine girdikten sonra daha bambaşka bir hal. Kaç tane hikaye sayısız belki çok mucizevi şeyler de görmüş olmalısınız. Şimdi o hakikaten bir potansiyel var mıymış bu alanda? Siz ne diyorsunuz? Yani ama hani Facebook topluluk sayfamı insanlar yorumlarını okuyacak olurlarsa bugüne kadar diyor hiç aklımdan geçmedi. Çünkü ben gencim. Hani bizde de işte günahını işle yaşlanınca gidersin. Hani tövbesi Hristiyanlıktaki gibi hani günah çıkartma gibi bir şey. Orada oh günahlarımı bırakır gelirim. Yarına yaşayacağımızın garantisi yok. Bizim dinimiz öyle bir din değil. Kesinlikle. Yani. Bir de mesela bu götürdüğümüz kanserli bir hastaydı. Bu hafta yayınlanan bölüm böbreğini ve leğen kemiğinin bir kısmı alınmış bir hanımefendi. Bugün de telefonda konuştuk buraya gelirken. Keşke buraya gençken gelseydim diyor. Hep gidenler öyle diyormuş ama hepsi, galiba değil mi? Keşke çünkü orada hani biz sürdük ya tekerlek sandalyeyi hani yük oluyorum filan böyle bir vicdan azabıyla ama çoğunlukta hiç böyle bir isteğim yok. Bu programı seyrettim benim bir an önce oraya gitmem lazım diyen mesajlardı. Bu beni çok mutlu etti. Biz ötelemeyelim, ertelemeyelim. Hikayeleri ben sana anlatsam o çok üzgünüm. Tabii her şeyde bir hayır var. Eğer bu program 1,5 sene önce, hani 1 sene önce başlamış olsaydı bir hanımefendi ölmeden önce oraya gidebilecekti. İlk bölümümde seçtiğim hanımefendi maalesef artık evet çok Allah rahmet eylesin. İnşallah evet. O makamdadır şimdi diyelim. İnşallah. Çünkü İnşallah. Hani yola çıkmak istiyor. Evet. Allah onun kalbini biliyor. Yani niyet etmiş çünkü. Peki geri dönüşlerde bayağı bir iyi geri dönüş aldığınızı da söylediniz az evvel. Gitmek isteyenlerin bu kadar yoğun olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Daha çok hani inancımızı yaşayabilmemize mi bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Daha böyle inanç. Ya da bu tarz şeyler artık daha kolaylaştı. İnsanların maddi imkanları ya da işte ben bir umreye giden, her sene umreye giden bir aileyle konuşmuştum da onlar söylemişlerdi. Aslında o kadar zor bir iş değil. Hiç. Yani çok paranızın da olması gerekmiyor ama biz para için başka şeyler için para bulamıyoruz. Harikasın. Onun için para bulamıyoruz. Onlar da bunu söylemişlerdi. Biz onun için para buluyoruz. Ondan gidebiliyoruz demişlerdi. Çok onların istediği tek şey. Biz o zaman inancı ve dini nasıl algıladığını mesela ayakalı. Bir amca çok istiyor. Deli gibi istiyor. Kızım ne olur beni götür. Benim imkanım yok. Sonra biz o aileyle görüştükten sonra çıkmak üzereyken adamın sigara yaktığını gördüm. Yani 70 yaşında, 65 yaşında bir amca bugüne kadar sigaraya verdiği paralarla herhalde 30 kez umreye giderdi. Çok lüzumsuz şeylere harcama yapıyoruz. Bir de ev eşyası. Hani Japonlar diyor ki evinde çok eşyası olan insan tekamülden uzaklaşmış insandır diyor. Evet. Yani şu sehpam da olsun, şu vazoyu da alayım, bilmem ne yapayım. Yani bunlar artık bana o kadar basit geliyor ki. Siz de gördünüz geldiniz evimize. Hani ev belki bahçeli bir ev o anlamda insanların dikkatini çekmiyor ama evimin içinde eşya yok. Yani biz huzuru tercih ediyoruz. Lüzumsuz harcamalar yapmak yerine onu hayırda nasıl kullanabiliriz onu düşünüyoruz Allah'ın izniyle. İşte her sene tatile gitmek bir yerde bir otelde harcayacağı paranın. Evet. Bu bir aslında yaşama bakış tarzı. Orası insanın fabrika ayarlarına dönüş yeri. Yani ben 11. gidişimde niçin tavaf ettiğimi öğrendim. Siz biliyor musunuz niçin tavaf ettiğimizi bizim? Bize henüz nasip olmadı. İnşallah niyetlenelim. Olur mu inşallah? Hatta sizin programınıza has bir teklifte bile bulunabilirim. Şöyle bir teklifte bulunabilirim. Ben zamanında yaşlılığımda ne olur bilemem diye oradan bir devre mülkü aldım. Öyle mi? Her sene bir hafta ama hani duvar sadece ve yatak. Eğer ben kendi yememi, içmemi, vizemi, uçak paramı vesaire hallederim derlerse bir haftalığını sizin programınızın seyircilerinden birine verebiliriz. Ama o da az para tutmuyor yani gene söyleyeyim uçağı evvelce alırsa. Orada sonuçta buzdolabı var, küçük bir ocak var. Kendi yemeğini kendi pişirip orada yiyebilir. Evet, teşekkür ediyoruz bu teklifimizle ayrıca. Şimdi o, hani diyorsunuz ya çok sayıda gitmek bir de bir umre ve hac. Çok bambaşka, ikisi hep başka ibadetler olduğu söyleniyor. Yani tabii ki oraya gitmek, ikisi de oraya gitmek ama vazife olarak Allah'ın vermiş olduğu o kurallar işte belli ibadet kuralları çerçevesinde yapılıyor. Şimdi siz defalarca hani umreye gittim, 11. kere gittim diyorsunuz. Allah yok, daha şimdi 40'ı geçti. Çok öyle mi? Allah. Yani ben yatıp kalkıp dua, yani yetmez. O hani oraya gitmek, uzak olanlar için hasret.
gidenler için nasıl bir duygu? Yani sık sık gidenler için. Gidemeyenler için söylüyoruz değil mi? Evet, bunu gidemeyenler için söylüyoruz. Hani gitmeyenler bir hasret duyuyorlar ve gözlerini çok büyütüyorlar. Hani şöyle bir anlayış da var ya, toplumda yaygın bir anlayış hatta bu. İşte sürekli gidiyor işte. Oraya gideceğine şuna bunu evet, ver, buna bunu ver. Evet, eleştiri var bir de. Tesiri kalmıyor diyenler ona var. Tek bir cevap var. Sen tatlım Büşra değil mi? Ben hep evet. Ben, evet. Büşra'cığım, yemek yiyorsun, karnın doyuyor. Bir daha yemeden durabilir misin? Ha? Yedim artık ya, doydum. Bu öyle bir şey. Manevi gıda orası. Yani acıkıyorsun ve mesela hani Allah nasip etsin inşallah herkese tekrar tekrar gitmeyi. Hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nasıl diyor körük demirin curufunu, pisliğini alırsa insanın da günahını ve fakirliğini alır umre ve hac diyor. Bu fakirlik sadece maddi fakirlik olarak düşünülmesin. Evet da. Kesinlikle öyle. Hani gittiniz sıradan mı geliyor belki diyebilir. Bir hanımefendi öyle demişti. İkbal abla çok acı çekiyorum. Çünkü ilk gelişimdeki kadar o hani manevi ruhu hissedemiyorum. Duyguyu alamıyorum. Aslında alabilir insan. Bizim eğer böyle düşünüyorsak birazcık imanımızı sorgulamamız lazım. Çünkü hani demin ben size sordum ama cevabını söylemedim. Adem'le Havva'nın affedildiği anda Rabbimize yakararak gökteki Beytül Mamur'un yere olan iz düşümü. Biz şu dörtgen bir taş yığınına dönmeye gitmiyoruz oraya. Onun içinde bir enerji koridoru var. O enerji koridorunun etrafında dolanıp hani ya onu anlatamam. Kiminin başından giriyor o enerji, kiminin elinden, hissediyorsunuz bunu. Mesela benim sadece belim ve omuzlarım arasında, tüyleri diken diken olur ya insanın, sadece bel ve omuz arasında oluyor. İbrahim makamında oluyor bana mesela o. Her yerde olmuyor. Teslim olursak ve lebbeyk, hani buyur biz Hazreti İbrahim'in çağrısına uyarak oraya gidiyoruz. Dünyevi her şeyi arkamızda bırakıyoruz, mahşerin provasına gidiyoruz. Bu azalacak bir şey. Acıktığın evet. zaman nasıl iştahla evet. yiyorsun yine öyle. Evet İkbal'ım. Bakıyor ki çok, tabii sizden daha çok konuşan birini bugüne kadar. Çok güzel devam ediyorsunuz ama kısa bir acil ara vermem gerekiyor. Sonra tekrar birlikte olacağız. Kısa bir ara. Var olacaktır. Gözlerinizden aydınlık yarıların müjdesi parlamaktadır. Yüzlerinizden müreffeh ve muazzez bir Türkiye çağrısının sıcacık izleri pırıl pırıl yansımaktadır. Ruhlarınızdan muzaffer devirlerin, mutlu ve huzurlu dönemlerin daveti yankılamaktadır. Duruşunuz dosta güven, düşmana korku salmaktadır. Bugün bu salonda Kuvayi Milliye ateşi yeniden yakılmaktadır. 1919'un Samsun'undan 1922 İzmir'ine kadar kademe kademe yayılan milli mücadele şuuru tekrar canlanmaktadır. Vatanını canından aziz bilen ülkü neferleri, Türkiye'yi yaşatmak, Türk milletini müdafaa etmek için ayaktadır. Türkiye'nin bölünmesine dur diyecek, sosyal ve ekonomik inişine engel olacak milli uyanış ve milli ahlak çok şükür kabına sığmamaktadır. Milliyet ülkücü vicdanlar, bizimle yürü Türkiye diye seslenmektedir. Biliniz ki bugün burada yalnız değiliz. Bu toprakları bizlere vatan yapan kutlu ecdadımızın ve bu uğurda toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları ve anıları bizimledir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in Hakk'a yürüyen dava ve ülkü şehitlerimizin hatıra ve emanetleri bugün aramızdadır. Hepsini rahmet, hürmet
ve minnetlanıyorum. Vatan ve millet aşığı, siz değerli dava arkadaşlarımı hasret ve muhabbetle kucaklıyorum. Bu sevinci ve heyecanı bizlere yaşatan, bu anlamlı ve tarihi günde buluşmamızı nasip eden Yüce Rabbime şükrediyorum. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Her daim yar ve yardımcınız olsun. Aziz Türk milleti, değerli dava arkadaşlarım. Bugün Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine sahip çıkma kararlılığımızı 7 düvele haykırıyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket'in Türk milletini ekonomik sıkıntıların çenderesinden kurtarmak için iktidara yürüdüğünü ilan ediyoruz. Bugün Türkiye'yi soyanlardan, hırsızlık ve yolsuzluk yapanlardan ne pahasına olursa olsun hesap sorulacağını tarihe not düşüyoruz. Sevgili İkiz Aynası izleyenleri, başarılı sunucu İkbal Gürpınar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında çok heyecanlı bir yerde noktalamak zorunda kaldık ama güzel de anlattınız, o çok ilginçti. Özellikle ben İbrahim makamında böyle hissediyorum dediniz. Bu böyle hikayeler biliyor musunuz? Duydunuz mu daha evvel, yani insanın fizyolojisiyle alakalı? Tabii tabii. Mesela bunun niçin oraya döndüğümüzü bilmeden birçok yaşayan kişi olmuş. İşte benim ellerimin içi kaşınıyordu, benim başıma bir şey giriyordu. Ama bir de bakıyorsunuz tavaf ederken ellerinde cep telefonu mesela, etraftaki saat kulesini. Hani bir yandan gidiyor, turistik bir seyahate çıkmış, etrafın videosunu çekiyor. Veya yanındakiyle dedikodu yapıyor. Ay uyarıyorum, ne olursunuz bak şuraya gelmek için kaç milyon kişi dua ediyor. Evet, sizi Allah nasip etmiş. Buradaki her saniye, mesela ben orada çok kalp kırmak zorunda kaldım istemeden. Nasıl kalp kırdım? Ravza-i Mutahhara'dayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşımızda. Ay İkbal, kız bir fotoğraf çektirelim diyor. Tövbe estağfurullah diyorum. Ya bu hakarettir efendinize. Ne olursunuz yapmayın. Burada ben bir yokum, hiçim, hiçbir şey değilim. Ne olur. Senin de burnun büyükmüş. Bir kadın geldi. Kalp kırıyorsun, kalp kırmıyorsun. Halbuki benim orada onun daha çok ecir almasını sağlamak. Evet, yani. Hiç kimseyle fotoğraf çektirmiyorum orada ben senelerdir. Kendi fotoğrafımı da göremezsiniz. Maalesef televizyon programında çekiliyor ama orada da hani ben için değil. Program için. Peki şimdi herkese nasip olmayan bir yer, olanların da herkeste o hissiyatı, o hassasiyet yok, evet, galiba, hissiyatı değil mi? Uyandırmıyor. İnşallah herkes oradan olur. Keyif de almıyor. Ne derler? Ya mesela otelin yemeğinin güzel olup olmadığını anlatıyor. Ya nasıl yani, ya otelin yatakları olması, çok rahatsızdı diyor. Ya da ya işte sokakların pis olmasından, insanların kaba olmasından varıncaya kadar bir sürü problem, hani anlığa döndükten sonra güzellikler yerine problem anlatanları biliyoruz. Ama herkese öyle bir feyiz almayı da nasip etsin ama yani. Ama bununla ilgili, eğer sürenizi çalmıyorsam, Nevin Gökçek hanımefendinin yaşadığı bir şey var. Biz aynı anda hacıydık. Çok da severim kendisini. Nevin Hanım'ın grubu Hacerül Esved'e doğru nişan almışlar. Hani hedef belirliyorsun, eskiden bu kadar kalabalık yoktu. Görebiliyordun, dokunabiliyordun, öpebiliyordun. Evet. Tam onlar giderken Afrika'dan bir kabile, çok uzbandut gibi kocaman, bunların arasını yarmışlar ve birinin ayağına basmış ekipten. Ve ona demiş ki bizim hacı adayımız, niye böyle yapıyorsun? Bak biz buraya günahlarımızdan kurtulmaya geldik. Şimdi bak kul hakkına girdin demiş İngilizce. O da dönmüş demiş ki, senin ülke ne kadar yıldır Müslüman demiş. Elhamdülillah demiş, işte 1000 yıldır biz Müslümanız. Benim ülkeme daha Müslümanlık 20 sene önce geldi. Ben 3 sene önce insan yiyordum demiş.
birazcık bize anlayış demiş, empati kurun demiş. Yani bizim o 3 sene, adam bak 3 sene önce Müslüman olmuş, hemen hacca gelmiş, biz doğduğumuzdan beri Müslümanız, 70 yaşında hele daha var canım, hani erken. Hangimizin acaba haccı veya umresi daha makbul? Evet, Allah bilir, onu Allah diyoruz. Bilir. Allah kabul etsin. Peki bu rating meselesine de gelmek istiyorum. Televizyonculuk çünkü çok uzun bir süredir mesai harcadığınız bir alan ve başarılı olduğunuz da bir alan. Rating'den program başından biraz bahsettik ama siz buna ne kadar dahil oluyorsunuz? Yani bu gerçekten bir mecburiyet midir? Bu tercih yapılabilir mi? Yapılabilir mi? Yani aslında Amerika'daki sistem olmuş olsa Türkiye'de ben kesinlikle o reyting ölçümlerine yürekten inanırım. Çünkü kablolu TV orada çok var ve istersek şu anda Amerika'da hangi kanal ne kadar seyrediliyor bir tuşla öğrenme şansına sahip merkez. Ama Türkiye'de maalesef 2800 evde var ölçüm cihazı. Yani koca Türkiye'deki 2800 ev bütün Türkiye'de ne seyredildiğini hiç doğru bir örneklem değil bu. Ve mesela, bir de hangi yerleri konumlandırıldığı da çok önemli. Tabii ki. Mesela sen profesörsün. Evet. Üniversiteye gidip geliyorsun. Evde bütün gün televizyon seyretme şansın var mı? Evet. Ya da evde araştırma yapacaksın. Ben bunu doğru bulmuyorum ama maalesef tabii reklam verenler bunu ciddiye aldığı için bunda yaslama gibi bir şansımız yok. Ratingin yüksek olduğunu, gönül ratinginin yüksek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Çok çünkü iyi. Gittiğimiz şükürler olsun. Ben Mutlu Kadın, Mutlu Yuva, Mutlu Toplum konferansları veriyorum. Türkiye genelinde bütün belediyelere eşimin orkestrasıyla beraber şükürler olsun Rabbime tıklım tıklım dolu salonlara gidiyoruz. Ki ben şu anda televizyon programı yapmıyordum yani bir hafta öncesine kadar. 2 yıldır televizyona çıkmayan bir kadının salonunun dolu olmasının başka peki bir bunu, şeyi olamaz. Evet bunu tabii nasip de aynı zamanda şükürler ama şimdi bunu tabii çalışkanlığınızı da bir şey yabana atmayalım. Bu çalışkanlık demek sadece hani ekranda gözükmek değil. Aynı zamanda ekranda enerji vermek. Yani o da bir sonuçta hani insanda var olan bir enerji yansıtması da şeydir. Bu da bir ayrıcı bir başka bir dili konuşmanız anlamına da geliyor. Şimdi bir sürü program yapılıyor. Yani kadınlara yönelik programlar yapmak ve onlara doğru anlamda yön vermek de zor iş. Yani bu zorluk istiyor. Nasipmiş gibi görünüyor yani ama Allah muhafaza. Çok zor. Yani onun için ne kadar önemli. Algılayabiliyor bence. Şimdi hanım yani ne kadar anlatırsan anlat o istediğini anlıyor. Evet, o istediğini anlıyor ve ona uygun bir dil geliştirmek gerekiyor. Şimdi bu eğer geliştirilebilirse zaten bu dediğiniz şey hani geliyorlar gittiğim her yerde onlar da benimle beraber oluyorlar diyorsunuz ya. Ben böyle algıladım ama sizin bakış açınızda bu nasıl oluşuyor? Onlar beni kendilerinden biri olduğunu düşünüyorlar, hissediyorlar, anlıyorlar. Yani benim yaşantım yıllar önce Kırıkkale'deki işte taşra, İstanbul'un taşra diye kabul ettiği yerdeki yaşantım neyse öyle. Ben hala her yerde karşınıza çıkabilecek bir insanım. Ben hayatta hiç koruma kullanmadım. Ben hayatta şoför kullanmadım. Bir ay Efe küçükken kullandım. Hani bir arkadaşım işe başladı. Yapamadım. Ben her işini kendi yapan. Mesela televizyon programlarına böyle bir grupla geliyor insanlar. Sen kimsin ya? Ben kimim ki? Anlatabiliyor muyum? Yani sizleri de bizi de var eden kim? Ayakta tutan önce Allah, seyirci. Hiçbir zaman onlardan kopmadım. Ben aynen hayatı yaşıyorum. Ben dün evvelsi gün mahalle toplantılarında Sarıyer'de, Kilyos'ta benim canım arkadaşlarım çok da önemsiyorum. Evlere temizliğe giden hanımların evindeydim. Ne farkımız var ki çünkü? O yüzden belki seviyorlar. Bir de en önemli sebeplerden biri 90-60-90 olmayışım. Ona başlıyor mu? Kesinlikle. Çünkü, bak bu çok önemli bir şey. Zaten ben aslında istersem 36 beden olurum. Yani beni kıskanılabilecek, kocalarını kıskanacakları bir insan olarak görmüyorlar. Tamam mı? Ama yani, çok sosyolojik bir tespit kesinlikle. Oldu. Yani kendileri gibi. Aha, 85 kilo, 44 beden bir kadın. Güler yüzlü, her şeye inancıyla hani bu da geçer yahu diyebilen, ya ben de böyle olmalıyım, bu kadın bunu Kırıkkale'den çıkıp başardıysa ben de başarabilirim diyorlar. Cesaretlendirme, evet. Enerji tabii. Yani mutluluk insan, mutlu kadın dediniz ya az evvel. Şimdi o önemli bir şey. Şimdi ekranda hani güler yüzü mık mık oluyorlar ama o kamera dönünce bambaşka bir insan oluyorlar. Şimdi bunları da çok hani herkes için bunları görmek mümkün. Sadece televizyoncu tabii, için değil. Ben hayatımda mesela bir sanatçı vardı. Çok saygı duyduğum bir kişiydi.
Bir seferinde gördüm sahne arkasında aynı sahneyi paylaştığımız için. Nasıl hayal kırıklığı oldum ama dedim ki insandır. Belki canı bugün bir şeye sıkkındır. Hani bir kere görmeyle insanı yargılamamak lazım. Ama ikinci işimde de yine aynı mağrurluğunu, insanları beş para etmeyen bir yere koyduğunu gördükten sonra vay dedim, yani insanlar bu kadar mı tiyatrocu olurlar? Olabiliyorlar. Olabiliyorlar. Ben öylelerine hani kesinlikle yargılamıyorum, kesinlikle kınamıyorum ama acıyorum. Allah için. Çünkü en büyük Allah. Şimdi. Sen kimsin ki yani? Ya, evet. Bir de şeye de değinmek istiyorum. Sizin aslında daha çok halkla yakınlaşmanıza da vesile olan bir durumunuz da var. O da Sarıyer İlçe Teşkilatı'na, AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'na girdiniz. Memnun musunuz? Allah razı olsun. Nasıl karar verdiniz? Oradan da biraz soralım istiyorum. Ümit Sanlav isminde, şimdi de yönetimde olan bir arkadaşım, kanaldan arkadaşımdı. İkbal abla ya dedi, sen siyaset düşünmüyor musun? Ondan sonra benim de işim başımdan aşkın. Valla aslında isterim ama vaktim yok ve çocukla hani ilgilenmeyi istiyorum. Çok vaktini almaz dedim. Seni de yazıyorum aday olarak dedi ilçe yönetimine. Yaz peki dedim. Asil'den de seçiliverdik mi? Ben hiç işin iç yüzünü bilmiyorum. Yani siyasetçi olmak ne demek? Şimdi haftada en az 3 tam günüm bu işe gidiyor. Ama çok mutlu olduğum bir yönü oldu. Ben Sarıyer'de oturuyorum. Sarıyer'de hiç akrabam yok. İstanbul'da akrabam yok yani. Bırakın Başakşehir'de birkaç kuzenim var. Kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki, çünkü Ankara'da insanlar birbirine çok yakındır. Güven duygusu vardır. İstanbul çok kozmopolit bir yer. Hani hastalansam çocuğuma bakar mısın dediğim sadece yanımda çalışan kişi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kayınvalidem bir de var. Ama şimdi ben 3,5-4 aydır öyle büyük bir aileye sahip oldum ki, yani canım çığırtma çekiyor. Saniye ablam kızartı veriyor. Yani çok mutluyum. İyi ki girmişim. Bir de bilinçlendirme kalkı çok önemli. Bugün Nevruz'a gidiyoruz. Pazartesi günü mesela Tim Maslak'ta onlara sinema ısmarlıyor bizim ilçe başkanımız. Tayyip Bayraktar, Allah razı olsun. Sabah 10'da özel seans. Biz Kodadı Kozu seyretmeye gidiyoruz. Evet. Yaşlılar Haftası 24'ünde Kağıthane Belediyesi'ne hep beraber ses yarışması yapıldı. Aslında siz de keşke gelseniz. Teyzeler amcalar arasında ses yarışması. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın organizasyonu. Ona gideceğiz filan. Yani hem sosyalleştik hem güçlü olduk, diri olduk. Ve inan bana her partiden insan geliyor benim toplantılarıma. Ne güzel. Çok keyif alıyorum. Peki siyaset nasıl bir şeymiş? Siyaset çok büyük sorumluluk isteyen çok zor bir şeymiş. Dışarıdan hani herkesin bir kanaati var ya, onun için burada da sizin aracılığınızla geçelim. Yani bunun tabii çeşitli paradigmaları var ama işte soğuk, mesafeli, işte ağır bir sorumluluk hep ve çok çalışmayı gerektirir. Çok özveri, çok emek sarf ediyorsunuz. Bir de tabii hani diyorsunuz ya, insanlar iletişime geçmiş. Siyasetin hani şu anki diliyle konuşacak olursak halkla temas etme. Çok ön planda. Yani o halkla ne kadar temas edebilirseniz aslında o kadar iyi olabiliyorsunuz. Mesela bakın, biliyorsunuz çocuklarını okula göndermedi bir grup daha bu ayın başında. İmam hatipleri kapatacağız, başa gelirsek Diyanet Teşkilatı'nı lağvedeceğiz vesaire. Ben mesela Sarıyer'de, Kilyos'ta, Demircikköy, Uskumruköy, buralar benim bölgem. Bir cenazem oldu. Yetişebilirsem cenazeye gidiyorum. Hemen cenaze evinde açıyorum, bir Rahman suresini okuyorum. Bir Yasin okuyorum. Bunlara halk aç. Eğer ben İmam Hatip mezunuyum. Yani bir ölümümüzün arkasından Kur'an okuyacak bir adam kalmasın istiyorlar. Yani hedef AK Parti MAK Parti değil benim zannımca. Hedef İslam. Evet. Çünkü bir Müslüman insan mesela, yani semtini söylemeyeyim, bu görevli olduğum yerlerden birisi ama yeni orada villalarda oturanlar ezanın sesini kıstırıyormuş. Rahatsızlık duyuyoruz diye. Yani bir Müslümanın ezan-ı şeriften, ezan-ı Muhammed'den rahatsız olma ihtimali var mı? İmanı sağlam olan bir insanın. Ne, sen git de bir gurbetteki insana ezan duymak ne demekmiş diye bir sor. Evet, o biliyorsunuz Almanya'da yaşayan, işte başka gurbet ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız var. Onların hep söylediği şey ben mescid. Ben yakın bir tarzda Bosna'ya gittim. Ki orada biliyorsunuz çok böyle camilerin olduğu Osmanlı toprağı yani. Ama ezan sesi gelmiyor. Çok merkez camilerde ezan sesi geliyor ve dedim ki ezansız bir ülkede yaşamak. O zaman şükreder. Ki orada cami ne kadar şükreder. Cemaat olduğu halde bunu hissettim. Evet. Yani, çünkü ezanın sesi yok. Belli vakitlerde var ve merkezi yerlerde var. Böylece dedim.
Yani böyle olmamalı. Yani bu benim çok alışmış olduğum şey değil dedim. Yani çok garip geldi bana. O yüzden hani Allah sabır versin diyorum yani gurbette yaşayanlarımıza. Tabii bu konu aslında çok konuşulması gereken bir şey. Sarıyer'de çok fazla kilise var. 11 tane kilise var geçmişten kalan. Onlar da çanlarını çalamıyorlar. O da yani, kötü. O da yani herkes de dinini yaşamalı. Bilmiyorum. Yani bu Allah nasip ettiği için biz Müslümanız. Başkaları da öyle. Hani nasibimizde ne varsa onu yaşıyoruz. Evet. Birbirimizi inşallah daha iyi anladığımız zamanlar olur. Evet, süremiz var mı bilmiyorum ama ben bir soru sormak istiyorum. Hazırım. Hayır. Yani bunu da geçmeyelim diye sordum. Ama süre bitmeden çok önemli benim söylemek istediğim bir şey var. Tabii. Tamam, bana bir iki dakika bu zamanı. Hemen o zaman rejiden o iki dakikayı söylesinler. Şimdi siz Allah nasip etti ve kapandınız, örtüldünüz. Şimdi aslında bu tarz görünen insanlar için yani işte televizyonda, ekranda sizi elbette ki siz olduğunuz için seviyorlar. Hı hı. Ama bu az önce bahsettiğiniz bir alerji durumu var ya işte. Hı hı. İslam'a karşı. İslam'a karşı olabilir, bu örtülenlere, başörtülere karşı olabilir falan filan. Şimdi bu sizin tavrınızı elbette ki değiştirmemiştir. Fakat sizin insanların size olan bakışını ya da değerlendirmesini değiştirdi mi acaba? Şöyle, insanların değiştirdi. Mesela üyesi olduğum bir vakıf, Türkiye'nin en genç gönüllü hemşiresi olarak göreve başladığım vakıf, bir alışveriş merkezinde o başımı örttüğüm umre ziyaretimin hemen akabinde söyleşim vardı. Döner dönmez onu iptal ettiler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çok para kaybettim başımı örttüğüm için. Hiç önemli değil Rabbim. Ben insanlar ne der diye düşünmüyorum. Sadece bu konuda değil, hayatımın her alanında. Benim bu yaptığıma acaba Allah ne der diye düşünüyorum. O yüzden biri iyi demiş. Yani çok pohpohlanmak da benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yerilmek de hiçbir şey ifade etmiyor. Benim gönlüm mutmain mi? Allah'ım bu işten hoşlanır. Onun rızasını alacağım iş mi? Tamam. Hemen şunu söylemek istiyorum. Yasin suresi 8. ayet. Hani dedin ya alerjisi olanlar. Muhakkak ki biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Öyle ki o demir halkalar çenelerine kadardır. O yüzden diyor, onların başları hep yukarı doğru kalkıktır. İsyanlardaki ısrarları yüzünden önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik ki onların gözlerini perdeledik, artık onlar görmezler. Onları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler diyor. Yani böyleyse onlar için dua etmekten başka ne, hiç yapacak bir şey yok. Evet. Ama işte sizin de tabii bu üzücü bir şey. Ben o dönemde de sizin üstünüze gelindiğini çok hatırlıyorum. Ağladım. Çok ağladığınızı ama hatırlıyorum. Ama Beyrut'ta yani. Bir olay beni kendime getirdi. Ondan sonra onu paylaştım daha önce, belki hani bilenler bilir. Bana la dedi, kiliseyi almadılar. Ben orayı orkestralı bir yer zannettim. Neden dedim? Sen Müslümansın dedi. Ve ben Vatikan'a gitmiş, bütün işte ibadethaneleri gezmiş bir insanım. 44 ülke gördüm Türkiye, dünyada. Hiçbirinde içeri alınmamazlık yapmamıştım başımı örtmeden evvel. Demek ki dedim, beni siz Hristiyan bildiniz. Ben sizdenmiş gibi göründüm ve sizi yanılttım. Siz beni o yüzden kucaklamışsınız. Tüh bana, vay bana dedim. Açacaktım yoksa. Yani dayanamıyordum artık. Tamam dedim, mesaj alınmıştı. Evet, şimdi siz dinliyoruz efendim. Sürekli de, evet, 2 dakika kaldı. Yalvarıyorum. Benim resmi internet sitem var, Facebook sayfam var. Eğer bir şeyi öneriyorsam zaten oralarda görürler. Alkali su diye bir su, reklamda olan, hiçbir zaman hayatımda o reklamdakileri kullanmadım bir. Bir de çok ahlaksız bir grup var, kimler olduğunu biliyoruz. Televizyondan Kanal 7'deki Ferace reklamımı çalmışlar, altına kendi telefon numaralarını yazmışlar ve sahte ferace gönderiyorlar insanlara. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar Allah'tan korkmayan ve sürekli ilahi din programı, sohbet programı yayınlayan uydu kanalları var. Aman dikkat edin, olur mu? Lütfen sahte bir şey yapma. Çünkü beni arıyorlar, İkbal gönderdiğin şey çok adi çıktı. Ben göndermedim, ben bilmiyorum. Ay, olur çok mu? Çok kötü. Çok kötü. Resmi kullanıyorlar. Resmi kullanıyorlar. Yani benim resmi sitem var. Ne olursunuz yani. Orada bana ulaşmaları çok kolay. Ben Facebook'a kendim bakıyorum. Hiç asistanım, masistanım yok. Bana sorsunlar. Maalesef
çamaşır topu satıyorlarmış evlere gidip. Ondan sonra veriyor 200 lirasını. Sonra içinde bir şey bana ulaşıyor. İkbal Hanım böyle böyle, hayır ay ben zaten hissetmiştim. Önce bana ulaşsaydı o çamaşır, hiç kimsenin evine hiç kimseyi evet. göndermiyorum, bunu söylemek evet, evet. istiyorum. Güzel doğru. kızlar çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim. Güzel maşallah. Sağ hep güzel. Yorumları da okudum sizinle alakalı. Hep annenize babanıza çok güzel dualar geliyor. Allah razı olsun. Sizin gibi gençleri inşallah artırsın. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili İkiz Aynası izleyenleri, bu hafta Başarılı Sunucu İkbal Gülpınar konuğumuzdu. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.